Bir rahat dur da adam işini yapsın. Şık şık sinir oluyorum. Gireceğim buna ya. Şıklatmasana. Ama Berber abin öyle... Şıklatma. Tamam abi. Merak etme. 10 yıldır buraya geliyorum, daha kimsenin kulağını kesmedi. Sen arabada bekle. Ama daha tıraş olmadım. Çık dedim. Hayırdır dayı? Kâkülleri kısaltmaya mı geldim? Bir küçük imtihan etmeye geldim kardeş. Niye kendin geldin dayı? Yolladıkların yetmedi mi? Bunu mu diyorsun ha? Bizim için öldü bu. Eskiden iyi bir kardeşimizdi. İçerideyken beni o tıraş ederdi. Şimdi seni çok sevdiğine göre daha iyi kesecektir sakalını. Hadi yap işini. Dikkat et. Üstüne sıçratma. Berber dediğinin bileği kadar dili de kıvrak olmalı kardeş. Hadi o eksiği de ben tamamlayayım bari. Güvercin gerdanlığı nedir bilir misin kardeş? Güvercinin boynundaki o kırmızımtırak tüyler vardır ya. Bir kere taktı mı güvercin o tasmayı boynuna, başka birisini sevemezmiş. Ama bazen fazla sevgiden güvercinler birbirlerini de öldürürlermiş. Birbirlerinin gırtlağını deşerlermiş fazla sevgiden. O yüzden o kızıl tasmaya da güvercin gerdanlığı derlermiş. Madem bu kadar çok sevdiniz birbirinizi, bakalım kim takacak o gerdanlığı boynuna? Madem ikiniz de hasmımsınız artık, geldik sınavın son sorusuna. Biriniz ölürse diğeriniz sağ çıkacak buradan. Bakalım kim daha çok seviyor diğerini? Kim takacak o gerdanlığı boynuna? Müjdemi isterim kardeş. Sınavı geçtin. Cehennemde iyi bir yer kazandın mı bari dayı? Hala anlamadın kardeş. Kendi adamlarımı kendim sınarım. Sınandın, sınavı geçtin. Gel. Gel, gel. Gel. Bak. Bu da mezuniyet hediye. Ne yapıyorsun sen dayı? Dur. Bu sefer de ben bulayım. Beni takip ettirdin. Serdar'ın da işin içinde olduğunu öğrendin. Kaseti aldın. Bana veriyorsun ki Serdar'ı da temizleyebileyim. Doğru anladın mı? Ömer'in intikamını aldıracaksın bana. Saatler olsun kardeş.